efendim. Bu defaki, bu yayındaki konumuz eğitim. Ama özgür düşünce ve eğitim veya eğitim ve özgür düşünce. Şerif Mardin, Gündüz Masraf ve Murat Belge ile birlikte bu konuyu ele alacağız. Belki başlamadan önce bir kayıp var, önemli bir kayıp. Ünal Nalbantoğlu, hatta bu konuyla bile bağdaştırılabilir onun kaybı. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Sizin öğrencinizdi galiba. Ünal benim öğrencimdi. Öğrenci olduğu zamanlarda bile teoriye çok büyük bir ilgisi vardı. Sonradan bizde nadiren yapılan şeylerden bir tanesi olan bir filozofun kendi dilinden o filozofun fikirlerini incelemeye başladı. Ve bence bu kendisine özel bir yer verir bizim toplum bilimcilerimiz içinde. Kendisinin gerçekten Allah'tan rahmet ve akrabalarına ve kendisini onu çok sevenlere de geçmiş olsun demek isterim. Evet. Ek var mı bilmiyorum ama nereden belki yine Şerif Bey'den konumuza girmekte yarar var. Teşekkür ederim. Biraz belki bodoslamadan dediğiniz gibi gireceğim konuya. Bana göre biraz da kabaca belki bir ayrım olarak dünyada iki tip eğitim sistemi vardır. Birinci tip insanı bir bilgi deposu olarak alır ve o bilginin doldurulmasıdır yapılması gereken eğitim. İkinci tip ise hem o bilgilerin verilmesini hem de aynı zamanda bir kritik yapabilen bir kimsenin yetiştirilmesini amaçlar. Kritik dediğim zaman tabii ki bunu izah etmem lazım. Kritik aslında egemen güçlerin bize vermiş olduğu söylemin ve bilhassa siyasi bakımdan egemen güçlerin bize vermiş olduğu söylemin arkasındaki yapıların neler olduğunu anlamaya çalışmaktır kritik. Fakat bunun maalesef Türkiye'de anlaşılan şekli çok özel bir şekil. Bu da komplo teorisi aranır. Belirli bir söylemin arkasında. Komplo teorisi her yerde vardır. Fakat bir sosyal bilim ögesi değildir. Onu güvenlik güçlerine bırakmak daha doğru olur gibi geliyor bana. Peki kritik nedir aslında? Kritik, belki bir örnek vermek lazım kritiğe. Marx çok iyi bir kritik örneğidir. Freud da çok iyi bir kritik örneğidir. Şimdi peki Marx'taki kritik nedir? Marx'taki kritik aslında ben buna hep dikkat etmişimdir. Marx bunu iki seviyede inceliyor. Kritik yapmayı, yani egemen diskurun arkasına gitmeyi. Bir ideoloji olarak insanlar üzerindeki etkisi nedir? İki, bu ideolojinin de arkasında olan sistem nedir? Şimdi Türkiye'de sistem arayışı diye bir şey yoktur aslında bilimsel söylemde. Onun için de kritik yapan insanların yetiştirilmesinin pek anlaşıldığını sanmıyorum. Bu iki seviyeli anlayış, yani kritiğin iki seviyede odaklandığını anlamak sanıyorum ki Freud için de geçerlidir. Yani Freud zamanında işte delilik diyelim, çok kısa keserek neler düşünüldüğünü, yani sağduyunun bize neler anlattığını Freud böyle değildir. Aslında bunun çok daha derin bir seviyesi vardır demiştir. Orada da bir kritik geleneğinin işlemesini görüyoruz. Şimdi bizde
bunun yapılması imkanları var mı? Yani sosyal bilimcilerimiz kritiğin ne olduğunu biliyor mu? Tabii çok iyi biliyorlar. Yani işte Adorno deyin, ondan sonra Freud deyin, Frankfurt okulu deyin falan, bunların hepsi eline su dökmesiniz. Aydınlarımızın %97'sini. Fakat bu bilgileri belirli bir yerde durur. Gene o da kritik azlığından dolayı veyahut da kritik bir yaklaşımla yetiştirilmedikleri içindir. Nedir? Onların kritiğinin durduğu yer, onların bilgilerinin eski dille kitabi olması. Kitabi olmasından da şunu kastediyorum. Ben bu teoriyi anladım, biliyorum, size anlatacağım. Fakat ondan sonra orada durup daha derinine girme ihtiyacını hissetmemek. Ve aydınlarımızın kendi tartışma adabı içinde bu kritik teorinin onlara verdiği imkanlardan istifade etmemiş olmaları. Kitabiliğin demek ki bence iki seviyesi var. Bir tanesi tartışma adabının Türkiye'ye kritiğin gerektiği şekilde yetişmemiş olması. Örnek, Türkiye'de belirli bir makaleyi, belirli bir teori hakkında bir makale yazmış olan bir kolegimiz. Peki o kişinin demin söylediğim gibi aktarmacı ve tercümeci olsa da onun yazmış olduğu makaleyi inceden inceye incelemiş kimse var mı? Yani bu kişinin yazmış olduğu makalenin eksiklerini kritik bir söylemin gerektirdiği gibi inceleyen kimse var mı? Görmedim. Yani bu aslında maalesef Türkiye'de tenkit seviyesinde oluyor. Türkiye'de de tenkidin anlamı horoz dövüştürmektir. Şimdi biz bu seviyede kalmayalım. Yani niçin kalıyoruz? Bence çünkü maalesef eğitim sistemimiz eskisi de yenisi de, cumhuriyetteki de bugünkü de, sağında solunda etkilerini alan eğitim tiplerinde hepsi aslında bilgi doldurma ile ilgili bir kritik gelenek ortaya çıksa bile, yani bir kritik geleneğin imkanları ortaya çıksa bile son zamanlar, yani biraz önce aklıma geldiği gibi bu kritik geleneğin tam gerekleri yerine getirilmiyor. Yani ne tartışma adabında, ki ondan şunu kastettim, bir kişinin yazmış olduğu bir makaleyi çok inceden inceye alıp da onun hatalarını tenkit açısından değil de kritik açısından incelemek, onda vakit harcetmek, başkalarının yazmış olduklarını hani bir ciddiye alıp onları bir incelemek. Onun bunu da galiba, göremiyorum. Yani kritiğin de kendine göre yöntemi vardır ki tenkit olarak algılanmasın. Evet. Gerçekten. Ama burada biraz kıskançlık falan da var mı bu alemde? Var. Olabilir. Dediğiniz, yani ben biraz direkt olarak evet, bu iki geleneğe girmeye evet, çalıştım. Bir tanesi bilgi doldurma geleneği. Bir tanesi de bir kritik personalite yaratma geleneği. Evet. Tam da onu deyince bu bir tanım yaptı Şerif Bey. Kritik meselesi egemenlerin verdiklerinin arkasındakini aramak. Orada tarih meselesinde aklıma siz geldiniz. Ben çok katılıyorum Şerif Bey'in dediğine. Bu yani eğitim genellikle özgür bir düşünceyi, kritik bir düşünceyi yeşertmek için, şüpheyi ön plana çıkarmak için değil,
egemen düzenin değer yargılarını, dünyaya bakışını sürdürmek için genellikle. Onun içine bilgi depolamak da geliyor. Daha da öte böyle düşüneceksin de geliyor. Evet. Aklıma bunun tersi bir örnek geldi. O tersi örnekler de maalesef çok yok çünkü bastırıyorlar. Paula Freire diye bir eğitimci vardı. Şeyde Allende'nin, Allende işte sosyalist seçimle iktidara geliyor. Freire de Şili'de okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmekle ilgili bir program başlatıyor. Bunun sonucu iki kitap yazdı. Bir tanesi Ezilenlerin Pedagojisi. Şimdi okuma yazma bilmeyen çocuklar var. Onlara alfabeyi öğretecek. Şimdi Türkiye'de hepimiz biliyoruz işte Ayşe Toputut, Ali Ağaca Tırman falan. Suya sabuna dokunmayan ama bilgi depolayan. İşte okuma yazma öğreneceğiz. Niçin öğreneceğiz? İşte bize verilen doğruları tekrarlamak için. Şöyle öğretiyor mesela Paula Freire. Çocukların bildiği, okuma yazma bilmeyen çocukların bildiği bazı imajlar var. Bir tanesi de dünyanın en popüler imajı belki Coca-Cola. Yani o şekli biliyor çocuk. İlk önce onu telaffuz ettirtiyor. İşte bu Coca-Cola. Ondan sonra nedir Coca-Cola? İşte kahverengili sulu bir içki. Niçin bu ülkede var? Niçin bizim kendi içkimiz yok? Coca-Cola'yı kim satıyor? Nerede içiliyor? Nereden geliyor? Kim taşıyor? Yani çocuğun o Coca-Cola'yı tanıdığı dünyadan, o reklam dünyasından çıkartıp aynı zamanda Coca-Cola ile ilgili bir toplumsal, sosyal bir analiz yapıyor ve çocuk daha ilk kelimelerini, harflerini öğrenirken başka bir gerçeği öğreniyor. Yani dünyayı bir değiştirme gerçeğini sorgulama özelliğini almaya başlıyor. Yoksa Coca-Cola mesajı için genç kalın, işte genç Amerikalı gibi olun. Şimdi oradan çocuk başka bir şey çıkartıyor. Bir sömürü çıkartıyor, bir ticaret çıkartıyor, bir kültür emperyalizmi çıkartıyor vesaire vesaire. Evet Murat Bey, aklıma bir de başka bir şey geldi. Eğitim deyince bugün güncel tartışmalardan bir tanesi Muhteşem Yüzyıl dizisi ve onun vaveylası. Orada tartışmalarda bir şey dikkatimi çekti. Şöyle diyor tartışmacıların çoğu, yani diziyi eleştirenler, 6 milyon kilometre karelik bir imparatorluğu 15 milyon kilometre kareye çıkaran bir adama sen bunu nasıl yaparsın? Şimdi orada acaba, yani o dönemin belki şartlarıydı ama bugün bakınca o yapılar ayıp. Başkasının toprağını almak, ona gitmek, tepesine vurmak, bilmiyorum. O da bir eğitimden gelen bir alışkanlık galiba. Eğitimle verilen bir şey yani. Evet tabii. Fütuhat büyük bir şey, değer olarak kabul ediliyor bizim şeyimizde, genel yaklaşımımızda. Yani fütuhat nedir? Hani işte gidip başkasının toprağını almak, oraya yerleşmek, şunlar bunlar hepsi bir tarafa bırakılıyor. Yani düşünülmüyor, önemsiz teferruat, ama fütuhat yapmak lazım. Şimdi bu şey de yani Osmanlı'nın hani fütuhat falan diye bakmasın, normal yani o zaman evet. Bütün dünya zaten böyle. Ama şey de Cumhuriyet'le birlikte yani bir Osmanlı'yı kötüleme şeyi başlar. İşte yani bizim tarihimiz Osmanlı'yla başlamaz, çok daha eskidir, işte biz Türk'üz. Osmanlı hatta Türklüğe de ihanet etmiştir, işte yok yabancılarla evlenmiştir falan, hep hala evet. Öyle kitaplar yazılır. Kitleyi aşağılar falan. Ha falan. şimdi buna rağmen bir şey, meşhur kitap vardır. Daha sonra Türk Tarih Kurumu'nun şeyini, kadrosunu oluşturacak, işte Yusuf Akçı, Rafet İnan, Fuat Köprülü vesaire. Onların hazırladıkları bir Türk tarihinin ana hatları diye bir kitap vardır. Bu aşağı yukarı bir 700-800 sayfalık falan bir kitaptır. Ama bunun içinde Osmanlı tarihi 50 sayfadır. O 50 sayfanın 10 sayfası da Anadolu beylikleridir. Yani Osmanlı'da değildir gene. Yani bu şeyi bizim tarih nosyonumuzdan Osmanlı'yı
silip atmak üzere yani öyle planlanmış, düşünülmüş falan bir kitap. Bir de daha sonra yani kitaptan sonra buna bir methal yazdılar. O daha sonra yayınlandı. Yani bir giriş gibi. Orada bir miktar daha var şey Osmanlı tarihi. Kanuni bitene kadar Kanuni dönemi iyi. Ondan sonra bozulmaya başlıyor Osmanlı. Yani şimdi buradan şeyi görüyoruz. Yani Cumhuriyet bakışı da kendini bu fütuhat şeyinden tutkusundan ayıramıyor. İşte yani Osmanlı fütuhat yaptıkça başındaki adamlar iyi. Ondan sonra işte toprak kaybedince kötü. Evet, o zaman kötü olmaya başlıyor. En şey diyordum ben son zamanlarında bu dünyanın artık fütuhat yapmak çok zorlaştı. Pek yapan eden yok. Biz de yapamaz olduk. Onun için şeyden denizden toprak fethediyoruz biz. Son zamanlarda şey bir işte bir Kıbrıs fethi var. Bir de özellikle İstanbul çevresinde belediye başkanlarımızın denizden kazandırdığı topraklar. Onlarla idare ediyoruz yani hala. Anlıyorum. Şerif Bey, özgür düşünce nasıl verilecek diye bir enteresan bir örnek verdi. Ne dersiniz o konuya bir? Bir de bizim kanunlarımızı açarsanız aslında öyledir. Yani eğitim kanununu herhalde veya yönetmelik mi bilmiyorum. Sorgulayan insanlar yetiştirmek. Şüpheci insanlar. Hatta son ilk öğretim düzeni biraz bunun üzerinde. Projeler veriliyor çocuklara. Onlar araştırıp o projelerini savunuyorlar sınıfa. Sınıf ona eleştiri yönlendiriyor. Bu tür ama mesele bu mu yoksa zihniyet denen çok önemli bir durum mu var? Evet, tabii zihniyet çok önemli de bir de bizde münakaşa ile münazara arasındaki fark çok iyi bilinmiyor sanıyorum. Onun sonucu olarak bu ilkokulların hani işte son şeylerinde işte ilkokulda ortaya çıkarılmış olan sene sonunu kutlamak için bir takım piyesler çıkarılır. Şimdi bana öyle geliyor ki aslında büyük çapta bizim düşüncelerimiz ona çok uygun. Aslında o müsamereci bir geleneğimiz var. Ve o müsamereci geleneğimiz İlkokulların işte bitişlerinde, Haziran aylarında falan ortaya çıktığı gibi bütün diğer düşündüklerimiz de ortaya çıkıyor. Yani müsamereci bir bilim demek belki biraz ağır bir şeydir. Ama ona benzer bir şey var aslında. Yani bir şeyin böyle sembolik olarak oldukça sığ bir sembolizmle nasıl geliştiğini göstermeye çalışmak. Ve bu bence bir takım yani bütün tabii ki aydınlarımızı bunun içine koymayacağız. Yani ama hani ben yok dediğim zaman ekseriyetle yok diye anlamak lazım. Ben bir şeyi basitleştirmek için yok veyahut da var diyorum. Evet. Ama böyle bir şey tuhaf bir şekilde bu müsamereci yaklaşım bizim birçok şeylerimizde doğru. Hani sanki ortaya çıkıyor. Onu da iyi yaparsanız başarılı olursunuz. Bir de o vardır. Ara verme zamanımız gelmiş. Bir aradan sonra birlikteyiz. Gerçek orada bir yerde devam ediyor. Konu eğitim ve özgür düşünce. Bir önceki bölümün sonunda Türkiye'de kanunlarda özgür düşünce yazılı, buna dair bir uygulama da vardır deyince Şerif Bey müsamere geleneğimizin galebe çaldığını vurgulamıştı. Bence bir şey daha söylemek gerekli. Türkiye'de ilk defa egemen söylemin arkasında bir sistemin olduğunu
ileri sürmüş ve başarılı bir şekilde ileri sürmüş olan grup Marksistlerdir. Ben Marksistler ve solun Marksizmi kullanmasından çıkan bir sonuç olmuştur. Ben tabii bu konuda eksper sayılmam. Fakat Murad'ın da bu konuda düşündüklerini gerçekten bilmek isterim. Şimdi yani Marksizm dediniz. Marksizm zaten yani söylenenin arkasında bir şey vardır. Yani ilk önerme olarak zaten böyle bir önermeyle gelen bir düşünce tarzı, değil mi? Yani insanların düşüncelerini varlık tarzları belirler. O zaman yani işte ben şunu düşünüyorum diye bir şey söylüyorum ve inanıyorum. Ama yani acaba sahiden onu ben mi düşündüm? Yoksa işte ben falan sınıftan işte şu bu olduğum için mi ben öyle düşünmek durumundayım? Yani benim düşündüğümü sandığım, kendim düşünüyorum falan dediğim şeyi belirleyen benim elimde olmayan başka şeyler mi var? Burada bir küçük parantez, galiba bilim de böyle bir şey. Yani bilim bize habire yani şu ampirik olarak gördüğümüz gibi olmadığını söylüyor. Ve büyük yani bilimde şeyler, sıçramalar falan buradan oluyor. Yani küçükler de belki buradan oluyor ama esas büyük mesela yani Ptolemaios'dan gidiyoruz. Tutuyor da yani yani dünya merkezde güneş etrafında dönüyor. Yani işte bu sistemle de ben işte yarın güneş şurada olacak falan hesabını yapabiliyorum. Ama birdenbire birisi çıkıp işte bunu ilk Kopernik söyledi ama şey olmadı. O sonra bir yıl sonra öldü yani başına bir şey gelmedi. Ama Kepler işte Galileo falan öyle değil yani sen dönüyorsun. Birdenbire şimdi bütün bir dünya yıkılıyor yani bir dünya yıkılıyor, kozmos yıkılıyor yani. Vay canına hani ben bir şey birdenbire o merkezi değilmişim. Allah Allah. Ha. Şimdi yani Marksizm de böyle, Darwinizm tabii böyle, Freud böyle yani bunlar hep bu dünyanın göründüğü gibi olmadığını söylüyorlar bize. Ancak yani ben Marksistim diyen herhangi biri işte Türkiye'de de çıkıp işte bu egemen ideolojidir der, işte egemen ideoloji nedir bunu açıklamaya çalışır falan. Bunlar yapıldı da. Ama ben bunların da yeterli olduğu kanısında değilim çok. Çünkü yani bir yani Marksizmin en genel işte bir takım şeylerine yetindiler. Yani. Bir. Yani Sabiha Sertel Tevfik Fikret'i inceler. İşte Mehmet Akif'e karşı, işte sağa karşı korur falan. Yani bir şey yoktur o kitapta. Yani Tevfik Fikret'i birdenbire bizim için yani görüp anlayamadığımız, değerlendiremediğimiz taraflarıyla, özellikleriyle. Ha belki Tevfik Fikret'in de öyle özellikleri de yoktur. Ona da bir şey diyemem ama yani çok sıradan bir kitaptır falan. Ben yalnız şeyi kastediyordum. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olduğum yılları kastediyordum. Ve orada mesela Sadun Aren diye bir hocamız vardı. Fevkalade hürmetim olan birisiydi. İşte o size, öğrencilere sistemin ne olduğunu gayet iyi anlatan birisiydi. Evet. Ben onun için yani oradan düşüncemi geliştirdim. Ben kendim o gruptan değildim. Ama o grubun yapmış olduğuna bu şekilde bakıyorum.
Yani evet. O zamanki benim arkadaşlarımın böyle bir ilerleme getirebilmiş olduklarına gene şapkamı çıkarıyorum. Sağdım Bey'i çok severim. Evet. Ama benim yani Türkiye'de Marksistler bu dediğiniz işi daha böyle bir hakkıyla yapan Marksistler deyince Sadun Bey de değil, işte başta İdris olmak üzere yani bu Küçükler. Evet yani bu Asya üretim tarzı kavramıyla bir şeyler düşünmeye başlayan insanlardır. Orada çünkü şu mesele var. Diyor ki normal Marksist işte feodal geçmişinden Osmanlı işte geldi. Burjuva demokratik devrim yaptı, cumhuriyet kurdu falan filan. Şimdi bu sosyoekonomik formasyona baktığım zaman ben, adına Türkiye dediğimiz, şimdi burada bir feodal geçmiş var mı? Şimdi feodal, tabii genel bir feodalizm olur onun. Tanımlamamıza bağlı. Ama Avrupa'da feodal deyince ben yani diyelim ki ben düküm, işte sen de kontsun, ben sana karışırım. İşte ben savaşa gidiyorum, işte adamlarını topla gel falan derim. Ama senin serflerine karışamam. Çünkü o, sen benim adamımsın ama onlar adamımın adamı. Dolayısıyla benim onların üzerinde herhangi bir şeyim yok. Halbuki burada böyle bir durum yok. Osmanlı, herkes işte miri toprak, reaya, padişah. Yani arada bir feodal şey yok. Böyle bir kast yok falan. Yani bunlara bakarak ya bu ülkenin tarihi ve yapısı yani bize yani bu el kitaplarının anlattıkları gibi değil. Evet. Şimdi bunu diyen yani başta işte İdris diyorum ama işte Sencer vesaire. Yani onların şimdi bugün o kadar köklü bir bağışlayın sözünüzü kestim ama gerçekten o kadar köklü bir yanlışın üzerinde mi seyrediyoruz yani? Ya da bize öğretilenin tamamen bize öğretilenin üzerinden gidiyoruz gibi. Evet. Öyle. Evet. Moral bozucu hocam. Yok, zamanla değişiyor tabii. Yani Tanzimat hakkında mesela ilginç araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Onun için yalnız bütün mesele ne kadar ilerliyoruz ve kendi tarihimiz bize ne anlamda yeniden sunulabiliyor. Sizin dediğiniz gibi ona mani olan bir takım yaklaşımlar var. Mesela Kanuni hakkında belirli bir yere kadar gidebilirsiniz ama bazı özelliklerini açıklayamazsınız veyahut da inceleyemezsiniz. O, ben de onu gerçekten torun boğdurmak, böyle, yiyen boğdurmak. Evet, yani böyle bir şey var. Ama şimdi bir de tabii bir ayrım yapmak lazım. Makale ve kitap yazan aydınlarımızın yazdığı kitap ve makalelerin seviyesi bence tarihsel anlam seviyesi zamanla bayağı gelişiyor. Evet. Tabii ama işte ama, lise ortaokul evet. O çağda durum biraz vahim gibi geldi. Evet, onun için eğitimin gerçekten lise seviyesinde bazı şeyleri, bazı tutumları, bazı yaklaşımları ve bazı kere içinde diyeceğim tenkitleri bilmesi, ona alışması lazım. Evet. Bu işi yapmaya hazırlık olması lazım. Yani biz de bu işe hazırlığa endekslenmiş olan diyebileceğim bir eğitim sistemi yok. Ve maalesef Cumhuriyet'in de eğitim sistemi daha çok depo doldurmaya birinci evet bir de, ve evet o depo doldu da kendiliğinden böyle bir şahsiyet yaratmaz. Yani insanı bir çeşit hani egemen güçlere kuzu haline de getirebilir.
bu tabii bilginin. Verdiğiniz bilginin niteliği önemli. Bir de evet, ve Almanlar herhalde 1930'larda en bilgili topluluklardan biriydi. Ama faşizm orada ortaya çıktı. Evet, sağ ol. Gündüz Bey'i ne zamandır susturduk? Gerçekten öyle. Buyurun, neler biriktirdiniz? Yani çok temel, yani devlet, din ve sermayenin kendi görüşünü, yani ideoloji, kendi görüşünü empoze ettiği yerde özgür düşünce olmaz tabii. Onun için genel olarak da dünyanın hiçbir ülkesinde özgür düşünceyi teşvik eden bir eğitim sistemi yok. Yani ona rağmen bir direniş var belki. Yani bunun ideali yok çünkü bunların tek elinde. Üstelik bunlar, yani devlet, din ve sermaye, kendisinin gibi olmayanı, kendisi gibi düşünmeyeni haddini de bildiriyor. Doğru düşün diyor. Benim çıkarlama göre düşün. Hatta o çıkarlardan sen de belki yararlanırsın diyor. Benim üniformamı giyersen. Ve en çok da bir ezdiklerine haddini bildiriyor. Yani sen adam olamazsın benim gibi düşünmezsen diyor. Şimdi bir aklıma bir deney geldi. Sen adam olamazsın deneyi. Çünkü eğitim sistemi sürekli bize sen adam olamazsın diyor. Benim gibi düşünmezsen. Bir psikologların yaptığı çok vahim ve kötü bir deney var. Çünkü psikologlar da işte bilim olmayı da aslında deney yaparlar. Ama bir kimyagerin yaptığı deney madde üzerinde de, psikologlar insanlar üzerinde yapıyor. Yapılmaması gereken ahlaksız şeyler de yapıyorlar. Bu öyle bir deney. Bence ahlaksız bir deney ama sonucu bakımından ilginç. O da bu şey, mavi gözler kahverengi gözler deneyi. Öğretmen sınıfa giriyor. İlkokul. Çocuklar diyor, bir araştırma okudum. İşte bilim adamları yazmış. Mavi gözler çok çabuk öğreniyor, çok zekiler. Kahverengi gözler ağır öğreniyor. Eyvallah. Bu bilgiyi paylaşıyor çocuklarla. İşte ondan sonra hafta içinde işte çocuklara testler veriliyor falan filan. Ve gözlemi şu öğretmenin, yani deney yapanın aynı zamanda. Bu bilgi verildikten sonra sınıfta en çok soru soran mesela, veyahut öğretmen bir soru sorduğu zaman parmağını kaldıran mavi gözler. Kahverengi gözler susmaya başlıyor bir defa artık. Yani güven gitmiş kendine, öyle bir şey söyleyemiyorlar. İmtihan yapıyor öğretmen. Mavi gözlerin notları daha iyi kahverengi gözlerden. Şimdi bu mavi kahverengi gözlü kadın olabilir, işçi sınıfının çocuğu olabilir, bir azınlık mensubu olabilir. Yani düzenin ezdikleri. Teneffüse çıkıyor çocuklar. Mavi gözler daha çok oynuyor birbirleri ilişki halinde falan. Kahverengi gözler oyunu bozuyor. İşte topu alıyor, başka bir yere atıyor, kavga çıkarıyor. Bir hafta geçiyor. Öğretmen yine sınıfta. Ya çocuklar diyor, ben yanlış anlatmışım size. Kahverengi gözler daha çabuk öğrenenmiş, daha zekiymiş, daha falan filan. Ve tersine dönüyor olay. Şimdi beklentiyi gerçekleştirmek diye bir şey var. Eğer düzen benden bir şey beklemiyorsa, benim özelliklerimle ilgili kendi bilgisini empoze ediyorsa, ben de ona uymaya çalışıyorum. Uyamazsam da susuyorum. Eğitim sisteminin yaptığı bu. Yani ister Marksizm olsun, bana uymuyorsan sen adam olamazsın. Halbuki bilim o değil, özgür düşünce o değil. Yani Şefik Bey'in de sık sık işaret ettiği gibi şüphe. Mesela matematik dili, geçen gün Betül Tanbay'la konuşuyorduk. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde matematikçi, şüphe üzerine kurulu ve ilk şüphe insanın kendi düşüncesinden şüphe etmesi. Yani kendi inandığından, kendi benimsediği düşünceyi sorgulaması. Şimdi matematik onu yapıyor. Matematikte doğru yok, her zaman şüphe var. Halbuki normal olarak hiçbir okulun eğitim sisteminde şüphe yok. Evet. Şüphe gitti eğitimden. Yani şüpheci olmak lazım. Şüpheci değilsek kuluz, köleyiz. Şüphenin olmadığı yerlerde de Q'nun araştırması aklıma geliyor. Bazen bilimsel gerçek olarak bildiklerimizin aslında çok gizli bir şekilde şekillenmiş olduğunu söylüyor Kuhn. O da belirli bir araştırma geleneğinin başarılı olmasının sonucunda o tip araştırma geleneğinin, yani dar bir araştırma görüşünün başarılarının kendi başına
bunu bir bilimsel gerçek haline getirmesi. Yani bilimsel gerçeklerin arkasında da bazen bir laboratuvarın, bir grubun kendi buluşlarının bilimsel gerçek haline getirilmiş olması gibi bir şey var. Bu aslında çok gizli bir kuvvet aslında. Yani mesleki bazı yönelişlerin meslek yönelişi olarak sonunda bilimsel gerçek haline gelmesi. Bu sanıyorum ki Gündüz Bey'in de anlattığının bir parçası olabiliyor. Yani yani bilimsel o gerçek de hiçbir zaman, yani eğitim sisteminde şimdi bu şıkları bul eğitimi var işte, test usulü. 4 tane madde var, 5 tane madde var. Bir arkadaşımın oğlu tren yolculuğunda babasıyla birlikte, çocuk 8-9 yaşında, kompartmanda gidiyorlar. Kompartmanda bir de işte bir felsefe hocası var. Çocukla konuşmaya başlıyor, çocuktan hoşlanıyor. Çocuk çok zeki, çok akıllı. Ve bir yerde felsefe hocası bu 8-9 yaşındaki çocuğa, evladım diyor, hayatın sırrı nedir? Çocuk hemen şıkları söyle amca diyor. Şimdi ve eğitim sistemimiz bu bizim. Yani bize verilen gerçeklerden bir tanesini seçmek. Bize verilen doğrulardan bir tanesini seçmek. Sorgulamak değil, araştırmak değil. Genellemelerin içinde o genellemelerden bir tanesini seçmek. Evet. Halbuki eğitim genellemeyi yıkmak. Evet. Soruyu sormak. Evet. Hemen yakaladım boşluğu. Arayı vereyim, devam edeyim. Eğitim ve özgür düşünce, Gündüz Bey'de kalmıştık. Hemen hatırlatayım, sizin kahverengi göz, mavi göz rejide bayağı espri konusu olmuş. Herkes birbirine kahverengi göz, mavi göz esprisini yapıyor. Daha fazla ayrıntıya girmeyeyim, buyurun efendim. Bir de yani göz rengini değiştirmek de mümkün. Onu yapanlar var. Ben Karadeniz'de kuzeydeki hanımların o bölgeye çok sık gelmeye başlamasıyla... Karadeniz erkekler de mavi gözlü biraz çoğunlukta. Göz kahverengi lens takanları ben tanıyorum efendim. Hatta bu yani. Hani daha cazip olabilmek için. Evet. Hatta bir ara iki Türkiye vardı biliyorsunuz. Yani televizyondaki spikerler genellikle mavi göze azıcık da tekabül eden sarı saçlı Türkiye kara kafa. Televizyondakiler sarı saçlıydı bir ara. Yani o mavi göz takımı çok yere giriyor. Reklamlarda falan da kullanıyorlar. Evet. Fakat bu özgür düşünceyle, tabii korku olan yerde de özgür düşünce olmaz. Ve her yerde bu eğitim sistemlerinde bir korku da var. Disiplinin getirdiği bir korku var. Çünkü okulların disiplin yönetmeliği var. Ceza üzerine kurulu. Öğretmenin not vermesini, not sisteminin ABC 182 bilmem 53, onun da getirdiği bir korku var. İyi not alamazsam korkusu var. Oradan işte doğruyu söyleyemezsem korkusu var. Disiplinin getirdiği işte demin söylediğim korkusu var. Öğretmen zaten onu hiyerarşik ilişkide, geçenlerde de konuşmuştuk. Öğretmen sen diyor, çocuk düğmesini ilikleyip siz diyor. O hiyerarşik ilişkinin getirdiği bir haddini bilmekle onun getirdiği bir korku var vesaire. Ve bu korku hem soru sormaz insan, dayak var, dayan getirdiği korku var. Yani fiziki bir şey oluyor öğretmek için. Eti senin, kemiği benim. Veyahut da psikolojik olarak da korku salınıyor. Sen bana uyum sağlamıyorsun, uyumlu değilsin, git sınıfın bir köşesinde dur. Veya sıralı geldiği zaman konuş, öğretmenin hoşuna giden bir şey söylemiyorsa çocuk. Yani eğitim sistemi genellikle birçok yerde, birçok ülkede bir korku, ister fiziki olsun ister psikolojik olsun, korku üzerine kurulu. O korku da uyumlu bir öğrencinin, uyumlu bir kafa yapısının çıkmasına neden oluyor. Ve bu had safhaya vardığından gene bir psikologların yaptığı bir deney söylemek istiyorum. Ash diye bir adam var.
önceden planlanmış bir kısmı var deneyin. İki tane şey sicim, bir tanesi öbüründen azıcık daha kısa. Yani bir tanesi 10 santimse öbürsü 9,5 santim veya 9 santim. Ama aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yani mikroskopa gerek yok farkı görmek için. 10 kişi var. Deney yapan soruyor bu 10 kişiye teker teker. Hangisi daha uzun diye. Birincisi kısa olana daha uzun diyor. İkincisi aynı, üçüncü aynı, dördüncü aynı. Onuncu o da kısa olana daha uzun diyor. Ama bunlara deney yapan önceden söylenmiş kısaya uzun de diye. Sıra deneye geliyor, hakiki deneye 11.'ye. O da kısa olana daha uzun diyor. Bir uyum sağlamaya çalışıyor çünkü. Sonradan soruyorlar ya görmedin mi bunun daha kısa olduğunu? Gördüm ama işte belki de doğru görmedim. Belki de iyi anlayamadım. Hatta deneyi anlayamadım bir şey ama uyuyor. Uyum sağlamak, korku olduğu zaman, gruba uymak gerektiği zaman sınıfta kritik düşünceyi, özgür düşünceyi götürüyor. Yani müsaade ederseniz bir deney daha anlatayım lütfen mı? Daha korkuncu. Uyum sağlamakla ilgili. Bir şeyler öğretecekler. Anlamsız heceler vardır işte. C, Z, Y. Ekrana koyuyorsun, işte onları ezberlemeni söylüyorlar sana. Şimdi deneyde bir deneye bunu öğretiyorlar. İşte CZ'yi ezberliyor, işte X, P, A'yı ezberliyor vesaire. Ama ezberleyemediği zaman bir çocuğa o ezberleyemene elektrik şok vermesi söyleniyor. Adama elektrodlar bağlanmış, önünde bir şey var, alet var. İşte sıfırdan yüze kadar elektrik akımı şiddetini gösteren. Bilmediği zaman yanında da profesör var deneyi yürüten. Çocuğa bak bilmedi diyor işte 10'luk bir şok ver. Bilmedi diyor 30'luk bir şok ver. O 0'dan 100'e giden de işte 70'i geçtikten sonra çok tehlikeli ölümcüldür. Ölümcüldür falan diyor yani koca harflerle. Şimdi o denek bilmemeye başlıyor. O da önceden planlanmış. Profesör diyor bak gene bilmedi artık kırmızıya geldik yani ölümcül. Çocuk onu da veriyor. Öbürsü de şoku olan ah diyor, uh diyor falan hepsi şey. Fakat o üniversite öğrencisi o şoku veriyor. Çünkü yanında otorite var, profesör var. Ve bilim için bu deneyi yapmamız gerekli. Bu şoku vermen gerekli. Bilime ancak işte bu gerçeklerle, deneylerle varabiliriz diyor. O çocuk da normal bir üniversite öğrencisi. Yani otoritenin getirdiği bir hal var insanda. Bir boyun eğme hali var. Ve her şeyi yapma hali var. İşte Nazi Almanya'sında da onun için bu tip deneyler yapıldı mesela. Yani korkuyla, disiplinle, notla eğitim olmaz. Yani temelden başka bir A'dan Z'ye kadar tepe taklak etmek lazım bu eğitim sistemini. Mümkün hiç deneyen çok farklı uç örnek var mıdır dünyada bu tür bir eğitim? Var, var. Laboratuvarda, workshop niteliği. İngiltere'de Summerhill diye bir deneme vardı. Son derece demokratik bir okul. Hangi dersin verileceğine birlikte karar veriliyor. Disiplin denilen bir şey varsa işte bir okul, hoca, öğrenci, işte müstahdem kim varsa yan yana geliyorlar. Montessori şey var, eğitim biçimi dünyanın dört tarafına yayılmış. Çocuklar bütün eğitim malzemesi sınıfta, daha çok bu ilkokul düzeyinde ama ortaokul liseye kadar da devam ediyor. Bütün eğitim malzemesi orada müfredat programı da az çok belli. Çocuklar hangi malzemeyi kullanıp neyi nasıl öğreneceklerini kendileri azıcık karar veriyor. Öğretmen yol gösterici, öğretici değil. İmkanları sağlıyor. Dünyanın bir ya bu Montessori eğitimi var bu şekilde. Evet. Öğretmen kaynak kişi, veren kişi değil. Bilgiyi ondan istediğin zaman alabiliyorsunuz. Başka örnekleri de var. Evet. Murat Bey, laiklik ve eğitim veya laisizm ve eğitim. Bilmiyorum neden bahsedecektiniz ama birden aklıma o geldi. Bu da önemli bir şey. Bir şey hatırlıyorum mesela. Gerçi yani epey eleştiri aldı Cumhuriyet'in eğitim anlayışının yapısı burada ama mesela 1933'lü yıllarda bir örnek görmüştüm. Din dersinde Miraç olayı işte İslam'daki. Orada işte Kudüs'ten Hazreti Peygamber'in göğe yükselmesi İslam inancına göre diye anlatılıyor. Ama sonraları bu öyle olmuştur
biçiminde bir anlatıma dönüşüyor. 1933'te böyle. Neyse, böyle bir... Yani şimdi Türkiye'de laiklik de aslında şeyi özgür düşünceye getiren bir laiklik değil bence. Halbuki özgür düşünce için çok önemli laikliğin olması. Yani vazgeçilemez bir ilke. Ama laikliği biz Fransızlardan alıp ama Fransızları da geride bırakıp devletin dini denetim altında tutması diye tanımladığımız için ve yani laikliği de bir devlet dininin parçası haline ya da özü haline getirdiğimiz için bu programda konuştuğumuz bu eleştirel düşünce, işte kritik düşünce laiklik şey yapmıyor, bir köprü teşkil etmiyor Türkiye'de. Çünkü o da bir ayrı dogmatizm haline geliyor. Şuna ben bunu bağlarım öteden beri. Bir toplum, işte teokratik vesaire ne diyeceksek, yani Osmanlı teokrasisi de sonuç olarak hani öyle ılımlı falan bir şey ama yani var bu. Şimdi böyle düşünmeye alışmış insanlar, yani mutlaklar halinde düşünmeye alışmış insanlar. Sonra bir gün deniyor ki işte bu şeyi bırakın, yani işte böyle dini şeyleri daha eleştirel bakın falan. Yani şimdi bu demekle falan olacak bir şey değil. Yani bunun sinmesi lazım. Yani uzun uzun yaşanarak özümlenmesi, sinmesi, zihinde olgunlaştırılması lazım. Şimdi bunlar olmayınca işte biliyoruz hani bir yerde bir şey var. Akşam vakti nedir? Yani Mustafa Kemal'in gölgesi düşüyormuş. Ha evet. Törenler yapılıyor. Bandolar var evet, orada. Evet, bandolar. Iğdır'da diyor. Evet, askerler işte orada. Şimdi bu bir din yani. Başka türlü açıklanamaz yani. Zaman zaman da şey olur işte patlıcanda Allah yazar falan. Yani öyle şeyler bulunur. İşte onu bir kesim işte bu hala bu adamlar hurafe böyle şeylerle uğraşıyorlar der. Ama onu diyen kesim gidip orada bando mızıka şey yapabilir yani o, işte o gölge neyse bunun ayinini yapabilir. Onun için yani laiklik şey değil Türkiye'deki gene uygulandığı haliyle. Çünkü işte şeyin işte Allah'a, dine atfedilen şeyleri şimdi millete atfedeceksin. Yani dini olduğu zaman bu tartışılmaz. İşte soru sorma. Yani bu dinin öyle olması gerektiği için değil ama öyle çoğunlukla böyle uygulanıyor. Şimdi gene aynı şekilde yani o sorulmaz. Niye onu soruyorsun? Yok bilmem ne. İşte Mustafa Kemal hakkında film yapılıyor. Bir kere daha film yapıldı dendiği anda daha görmeden birileri İşte hakaret var falan diye böyle yani işte kimisi Muhteşem Süleyman'dan hakaret çıkartıyor, kimisi Atatürk filminden. Yalnız olması çıkıyor. Mesela yalnızlığının vurgulanması en muazzam alınganlıkların, eleştirilerin odaklandığı kavramlardan, konulardan veya saptamalardan biriydi. Bir iddia vardı mesela işte bir yerde hayatı tehlikedeymiş, işte kadın kılığına girerek kaçmış. Vay işte kadın kılığına girmez o. Yani bir kere kadınlara bir müthiş bir aşağılama. Yani neyse yani kadın kılığına girince artık iflah olmuyor falan. Yani ben aynı şekilde yani kendimi tehlikede hissettiğimde kadın kılığına da girerim, her kılığa da girerim oradan. Şey, kendimi kurtarayım diye o adam niye yapmasın yani. Işığı söndürtmezmiş ben gecede karanlıkta yatmam. Nasıl korkarmış falan. Şimdi yani bunlarla birlikte laikliğin Türkiye'de bir şey özgür düşünce yolu açtığını filan söylemek mümkün değil.
Orası Ardahan Hanak'mış. Ayinin yapıldığı yer, gölge ayini. Evet, oralarda. Şerif Bey bir kıpırdadı, hareketlenmişti. Evet, bir şey, yani gene aynı söylemden başlayacağım. Bu Türkiye'de kritik söylemin olmamasının yönlerinden bir tanesi de her ögenin aslında bir paradoks açısından da incelenmesi gerektiği geleneği de var bu kritik gelenekte. Yani paradokstan şu anlaşılıyor: bir taraftan bir şeyi söylerken aynı zamanda da bunun tam tersini söyleyebilir. Yani bizim de bu paradoksal bir şekilde incelenmesinin gerektiğini, yani burada bazen paradoksları ortaya çıkarıp onu bir gerçek olarak anlatmamız gerektiğini bilemiyoruz ve o da bu kritik düşüncenin olmamasının sonucu gibi geliyor bana. Bu paradoks meselesi bence çok önemli. Yani genel söylemde, işte şurada burada konuşulanlar da önemli. Fakat aynı zamanda bilimsel söylemde de önemli. Yani Türkiye'deki bilimsel söylemde az kişi bu paradoksun bir ögenin yönleri olabileceğini söyleyip de anlıyor, anlatıyor daha doğrusu. Bilmiyorum, bu konuda ne dersiniz? %100, yani bu azıcık üniversiteye gelmiş olduk bu şekilde. Evet. Yani geçenlerde dedi konuşmuştuk, yani üniversitenin özelliği ve akademik özgürlük olmadan tabii ki özgür düşünce de olmaz. Fakat bunun üstünde şimdi bir de üniversitenin gittiği yer, yani dünyada sadece Türkiye'de değil, artık şirketleşen üniversiteler var. Evet. Üniversite giderek bir şirket. Öğrenci de artık öğrenci değil, tüketici. Yani 5 yıldızlı otel gibi üniversiteler yapılıyor. İşte basket sahası, işte yüzme havuzu, işte gayet konforlu yurtlar falan. Hoca kadroları, film yıldızı gibi, işte bilmem santrafor, golcü santrafor gibi, işte bunu transfer ettik, bunu aldık falan filan. Halbuki bir defa bir bölüm oluşur. Şerif Bey'in Boğaziçi'nde yaptığı gibi o yıllar alır, onun bir takım halinde o bölümün anlaşması, bir düşünceyi sonuna kadar irdelemesi ve sorgulaması. Şimdi yıldız hocalar geliyor, bir dersi anlatıyorlar. Öğrenci de tüketiyor o dersi. Yani o yıldızı dinlemiş oluyor. Ve birçok üniversite bunu yapıyor. Mesela Harvard'daki en popüler ders, nasıl psikoloji bölümünde nasıl mutlu olunur? Çok güzel. En popüler ders. Ve öğrenci de artık şey için orada. Yani öğrenmekten çok bir not kavgası başladı. Şimdi bütün dünya üniversitelerinde başlıca gene. Amerika'da ve birçok şey Amerika'dan geliyor. Müthiş bir not enflasyonu var. Yani bir 10-15 yıl önce diyelim bir üniversite son sınıfının not ortalaması 75 ise, 82 ise, şimdi o 92-93. Çünkü tüketici öğrenci. O not benim hakkım diyor. Hoca da nasıl sendikalar bittiyse bu Friedman ekonomisinden sonra, hocaların şeyi de çok azaldı. İş garantisi, yani tenure dedikleri. Her an atılabilir. Makaleyi yazmazsa, publisher perish dedikleri. Onun için hoca da, bir de öğrenci değerlendirmesi falan da var. Demokratik olan bir şey. Giderek bir tüketici hakkına dönüştü neredeyse hocanın eleştirilmesi. Dolayısıyla hoca da bol not veriyor. Dava edilmekten korkuyor. Sanki bir mal kötü çıkmış gibi. Düşük not verince dava edilmekten korkuyor. Hal böyle olunca oradan özgür düşünceyi beklemek, üniversiteden kritik düşünceyi beklemek çok çok zor. Çünkü hoca tüketiciyi memnun etmeye mecbur. İş garantisi yok. Öğrenci yüksek not istiyor. Ve bir şeye gider gibi, yani bir şey, yüzme havuzlu bir kulübe gider gibi üniversiteye gidiyor. Artık üniversiteler de reklamlarını öyle yapıyor zaten. Evet. Türkiye'de bir üniversite var. Bana gir diyor, sanki bir Akdeniz tatil köylerine gidecekmiş gibi, şu kampuslarda da birkaç ders alabilirsin diyor Amerika'da, şurada burada. Bu üniversite değil. Güzel, bir boşluk daha yakaladım. Ara verme zamanımız geldi. Ondan sonra son bölüme geçiyoruz. Programın adı bu, konuştuğumuz konuya bu kez ne kadar da uygun. Biz gerçek şöyledir böyledir demiyoruz. Gerçek orada bir yerdedir diyoruz.
Arada kalmıştık. Murat Bey, peki ya epey örnek verildi burada nasıl olması gerektiği konusunda. Özgür düşünce ve eğitim denince neler yapılması gerektiği konusunda. Olmaması gerekenler özellikle anlatıldı. Sizin bir düşünceniz, fikriniz var mı? Ne yapılması gerektiği konusunda. Ben tabii şey değilim, yani eğitimci, pedagog falan değilim ama tabii yani bir takım gördüklerimden vesaire fikirlerim var. Şimdi şey hatırlıyorum, oğlum ilkokula gidiyor, bir aritmetik ödevi bana soruyor. İşte otobüse binmiş aile, işte şu kadar para vermişler, işte biletçi de bu kadar para geri vermiş filan. İşte adam başına ne falan, böyle bir şey. Diyorum bak yani oku hani soruyor şimdi. Ne, çıkartma mı yapacağız diyorum. Ya şimdi yani, çıkartmayı bırak da bak ne diyor şimdi. Toplamam mı? Allah. Kestirmeden. Ya nedir bu senin yaptığın falan. Onun üstüne bu üzüldü. Dedi bize söylüyorlar. Dan olunca çıkartma yapılır. Deda olunca toplama yapılır filan. Ben bayağı kafamdan aşağı kaynar su yemiş gibi oldum. Yani işte çocuğumu mahvediyorlar falan diye. Sonra geçenlerde lafını ediyorduk. Mübeccel adı, Mübeccel Kıray. Tesadüf ondan bir araya geldim. Böyle böyle çocuğumu ne yapıyorlar falan. O da şey dedi. Ya işte bakma sen sistemler vardır. Her sistem sonunda o kendine göre işte şunlar zeki bunlar değil falan. Yani bunu çıkartır yani ille de yani çocuğunu mahvetmez bunlar falan. Ama yani işte bu demin konuştuğumuz işte yani şıklar falan demek ki bunu daha böyle çabuk soru cevaplandırmak için dendan görürsen çıkartmaya falan oralara getirmişler. Bu hani çabuk düşünmek derken yani düşünmemek gibi bir şey getiriyor. O kadar çok düşünmüş. Şimdi yani kabaca tabii bu üniversiteye kadar yani yükleme işi olur. Bilgi yüklenmesi lazım çocuğun. Onun için de şeydir üniversiteye kadar öğretmen denilen kişi, bu lisede de olabilir, ilkokulda da olabilir, biraz çocuğun arkasından koşmakla yükümlüdür o. Yani yakaladığı yerde işte yakasına yapışıp işte Faraday diye de bir adam vardı hatırlıyor musun falan filan diye. Üniversiteye gelince bunun öbür türlü olması lazım. Bu sefer artık öğrencinin bizim arkamızdan koşup işte siz ne demiştiniz o işte bilmem ne falan filan. Bu tabii Türkiye'de olmuyor. Yani Türkiye'de gene üniversitede de öğrencinin peşinden bizim koşmamız gerekiyor. Şimdi yani bu daha önceki aşamalar bana son derece önemli geliyor. Yani bu işte eleştirel düşünecek, yaratıcı olacak. Mesela Burhan Şenatalar bana bir örnek anlatmıştı. İngiltere'de galiba ilkokulda falan işte kompozisyon yazdırıyorlar çocuklara. Şimdi İngilizcenin imlası felakettir. Yani hiçbir rasyonelitesi yok. İmladan not kırılmıyormuş. Ki çocuk yani imlası bunun şu muydu, A mı yazacağız, O mu yazacağız bilmem ne diye uğraşmasın. İçinden ne geliyorsa onu şey yapsın, yazsın falan. Şimdi böyle basit şeyler. Benim kızım da İngiltere'de gene bir ilkokula gittiydi. Döndüğünde işte sorduk falan. Nasıl buldun? Beğenmemişti hiç. Bir disiplin açısından beğenmemişti. Kalkıp tuvalete gidiyorlarmış. Öğretmene sormadan. Örtmenim işte çıkabilir miyim demeden. Falan. Bu mesela ona çok şey gelmiş. Anarşik bir durum. Bir de çok cahil bulmuştu. Nasıl cahil? Mesela Afrika'nın başkentlerini bilmiyorlar. Dedi. Çünkü biz ilkokulda Afrika'nın başkentlerini
ezberletiyoruz. Yani işte Angola'nın başkenti neyse, onu o yaşta aklında tutmanın, onun nasıl bir yer olacağına dair en ufak bir fikri olmadan falan, yani ne gibi bir faydası var insanın? İşte bu şey, yani bilgi doldurma, bu bizim sistemimizin, işte ezber sisteminin en temel şeylerinden biri. İşte zaten ezber dediğin zaman şey bitiyor, eleştirel düşünce, şüphe payı, şu bu, bunlar hepsi bitiyor. İşte ondan sonra yani bu şeyi eğitimi almış olarak üniversiteye gelenlerle, yani ben orada olduğum için benim işim başlıyor. Aşağı yukarı 2 yıl öğrendiklerini unutturmakla geçiyor. Ve ondan sonra işte yeniden öğretmeye çalışmak. Şey gibi yani kimse belki böyle ifade etmez ama yani öğretmen öğrencilerini böyle rafta sıralanmış kavanozlar gibi falan görüyor. Yani o kavanozların içine bilgiler koyuyor devamlı. Ve işte ne oldu bunu da denetlemenin yolu işte arada bir sınav falan yapmak. Şimdi mümkün olduğu kadar öğrencinin o işte bu süre boyunca o kavanoza konan şeyleri, işte üstünde bilgiler yazılı kağıtlar mı ne diyeceksek, bozmadan ve birbirine bulaşmasına imkan vermeden olduğu gibi, kendisine verildiği gibi çıkarıp geri vermesi lazım. Şimdi ben tabii üniversitede 1. sınıfa da ders veriyorum ve onlara ilk şeyde dersimde işte bu böyle şeyleri anlatıyorum. Yani derse başlamadan önce şeyi söylüyorum. Yani bunu her zaman ben size söyleyemem ama yani siz bunu söylediğimi varsayarak dinleyin. Burada biz yüksek öğrenim yapıyoruz. Ben size bu böyledir diye yani bir şey, olumlu pozitif cümleler kurarak bir şeyler anlatacağım. Ama her cümlemden sonra siz varsayın ki öyle değil mi de diyorum ben size. Onu düşünün yani, her cümlemden sonra bunu soruyorum. Sizin de düşünmenizi istiyorum. Çünkü benim size söylediğim, benim size söylediğim. Halbuki benim için önemli olan size ne söylediğim değil, benim söylediklerim ve başka yerden okuduklarınızla, zaten zihninizde olanlarla sizin neyi kurup kendi düşünceniz olarak ortaya çıkardığınız. Peki. Bir yere kadar oluyor, bir yerde evet, bir yere kadar ben de ders oluyor. Aldım buradan. Ben de televizyon haberciliği dersinde öyle diyeyim. Gerçekten. Murat Bey'in söylediğinden bir başka bir şey aklıma geldi. Ve Gündüz'ün Gündüz Bey'in söylediğinde aklıma gelenler şimdi lisedeki baskı, otoritenin baskısıyla son zamanlarda üniversitelerin sosyal bilim bölümlerindeki baskı aynı baskı değil. Sosyal bilim bölümlerinde bence yeni bir baskı ortaya çıktı. O da en son teoriyi biliyorum baskısı. Ve en son ortaya çıkan sosyal bilim teorisini kullanacağım ve ne kadar bu işte mahir olduğumu size göstereceğim. Şimdi bu başka bir baskı aslında. Ve tezleri çok kötü bir şekilde etkileyen bir baskı. Yani yani buna moda diyebiliriz. Yani kısaltarak bu sosyal bilimlerdeki yeni çıkarılmış olan teorilerin öğrenci tarafından kaçırılmadığı, onu bildiğini
ispat etmek üzere bir tez yapmaya kalktığı zaman bir tuhaf bir şey çıkıyor ortaya. Yani o teoriden hareket ederek, yalnız onu bildiği değil, bunun aslında hiçbir şekilde uygulaması olmayan durumlarda bir uygulaması olduğunu söylemeye başlaması. Yani bu öğrencileri yanıltan bir şey son zamanlarda. Bu son teoriyi biliyorum, kullanacağım meselesi. Bilmiyorum bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yani bu başka bir baskı. Yani şeydeki, lisedeki otoriteden başka türlü bir otoritenin gelişmesi. İşte gerçek orada bir yerde, gerçek modada. Evet. Şimdi gerçek modada. Bir bazen miniskirt moda oluyor, bazen Foucault moda oluyor. Bazen hoca hem miniskirt hem de Foucault'luysa tamam artık. O en popüler hoca belki. Murat'ın demin dediğinden yola çıkarak, yani o bilgi depolayan hoca otoritesini ve iktidarını bilgiden alıyor. Ve hiçbir zaman bir şey bilmediğini söyleyemiyor. Senin şey yaptığın gibi dersinde sen şimdi söyle diyorsun ne bilip bilmediğimi benim. Yani bir eşitlik sağlıyorsun orada. Çünkü bilgi bir diyalektik ilişki, git geli var. İktidarını kaybedeceğini korktuğundan hoca, ister üniversite hocası olsun ister ilkokul hocasının, ben bilmiyorum diyemiyor mesela. Şunu araştıralım demiyor. Veyahut da öğrenci haddini bilmezlik olacağı için hocam bunu nereden biliyorsunuz diye de soramıyor. Yani o bir ağızdan çıktı mı o bilgi, heykel gibi otomatik bir şey kabul ediyor. Korkunç bir şey. Yani bilgi sorgulanan bir şey çünkü. İnsan bir iktidarını bilgiden almaz, düşünmekten alır, sormaktan. Yani iktidar olmaz zaten bilgide aslında. Bir şey daha değinmek istiyorum ama azıcık daha sonra isterseniz. Bir de çünkü Murat Bey de bahsetmişti. İşte merak etme, biz zekası iyi olanla iyi olmayanı ayırırız, sorun olmaz. Orada zekası iyi olmayan nedir, kimdir, neyin nesidir? İşte Oğuz Bey, bir yani zeka katliamı dediğim bir şey var. Sadece Türkiye'de değil, yani dünyada gene bu zeka testlerinden ötürü. Bunlar kullanılmaya başlandığından itibaren gene haddini bildirmek testleri. Bir anlamda ilk kullanıldığında mesela daha sosyal Darwinizm var Amerika'da. Yani azınlıklara, egemen düzenin temsilcilerin dışında olan kişilere haddini bildirmek üzerine kurulmuş. Orada işte kadınlar geri zekalı çıkıyor Amerika'da, Yahudiler geri zekalı çıkıyor, zenciler geri zekalı çıkıyor, Ruslar bir tek zeki olanlar Almanya'dan ve İngiltere'den gelenler. Şimdi bu testler bütün dünyada kullanılıyor. Türkiye'de de kullanılıyor. Çoğu bilimsel niteliklerden de yoksun, yani geçerli değil, güvenilir değil falan filan Türkiye'de kullanıyor ve bu testlerde özellikle kırsal kesimden gelen çocuklar, işçi sınıfından gelen çocuklar, burjuva çocuklarından, şehir çocuklarından aynı kültür ortamına aşina olmadıkları için geri zekalı damgasını yiyorlar. Her yıl binlerce, on binlerce çocuk, bir de geçmişte son 20-30-40 yılda bu ve bu çocuklar özel alt sınıflara yollanıyor. Artık o çocuktan özgür düşünce bekleyemezsin. Çünkü geri zekalı demişler bir defa. O sınıftaki özel alt sınıftaki öğretmen de Hakkari'ye sürgüne gitmiş gibi. Bunlar nasıl olsa bir şey öğrenemez, bilemez diye. Orada bir zeka katliamı var. Aynı katliam Almanya'da da var. Gene Türk işçi çocukları da mesela gene bu testleri veriyorlar. İşte uyumsuz. O çocuklar da o kültür normların dışında kendi kültürün. Sonderschule. Binlerce Türk çocuğu buraya atılıyor, bu sınıflara. Beklentiyi gerçekleştiriyor o da. Mavi göz gibi, kahverengi göz gibi, sen adam olamazsın deniliyor. O çocuk işte o işçi sınıfının yeni elemanları doğrudan çıkıyor. Öğrenme zorlukları diye bir şey var. Disleksiye, dispraksiye, artık yavaş yavaş bu kelimeler Türkiye'ye yayılmaya başladı. Annem bu konuda bir kitap yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bunu da konuşmuştuk, bir bakanlığın adı Milli Eğitim olamaz, olsa olsa eğitim olabilir. Bu kitabı kabul etmesi, kabul ettirmemiz 10 yıl falan sürdü. Hala Türkiye'de bu konuda nedir dispraksiye? İşte sayıları 1 ve 3'ü değil de 3-1 yazmak. Zekandan değil, bir şey var. Bir bağlantılarda bir değişiklik var. Evet. Bunlar hala Türkiye'de tanınmıyor. Bu nedenle bu çocuklar da geri zekalı sınıfa gidiyorlar. Bu çocuklar özgür düşünce falan. Çünkü binlerce insandan özgür düşünce bekleyemeyiz. Çünkü katletmişiz onları, sen adam olamazsın diye. Efendim... Buyurun bir cümle alayım, hadi, sonuna geldik. Tamam. Buradan Gündüz Bey'in söylediğinden aklıma bir şey geldi. Sınıf dili. Yani belirli bazı sınıfların
bir dili var. Yani bu daha çok egemen dile yaklaşım oluyor. Başka bir sınıftan gelen bir kimsenin de o düşünceyi ifade edebilmesi için o sınıfın dilini de öğrenmesi lazım. Sanıyorum ki İngiltere'de bu konuda bayağı araştırmalar yapıldı değil mi sınıf dili diye. Bence bu Türkiye'de de çok önemli ve sınıftan bahsettiğimiz zaman bunu öne almamıştık ama sanıyorum ki Türkiye'de de var böyle bir sınıf meselesi. Doğru. Sınıf dili konusu. Belki bir programı da bahsetmediklerimiz, geride bıraktıklarımız biçiminde konuşacağız. Murat Bey, gönlüm rahat etsin. Çok söyleyeceğiniz... uzun olur. Evet, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok sanmıyorum. Peki. Böylelikle tamamlamış oluyoruz. Bir program daha bitti. Eğitim meselesi, özgür düşünce deyince gerçek hakikaten orada bir yerde. Hoşçakalın.